Bugün sadece köşeleri. Yalnız balkon battı. Ana balkon pis. Değil mi? Evet, deden batırdı. Bir sor, dede niye batırdın de. Dede, neden balkonu batırdın? Şimdi şekerpare için hazırlık yaptık. Şimdi 250 gram kadar tereyağı koydum. O da yumuşaklığında. Hatta gayet yumuşak. 1 adet yumurta, 1 adet de yumurta akı var. Koy kızım. Bunu mu? Hı hı. Ne pişirin? Evet. Evet. Elime geldi. Pudra şekerimizi de döktük. Şimdi ilmeğimizi de dökelim. Dur bakalım. Tamam. Bunu da ben alayım. Hı. Onu bekletiyorsun. Şimdi bunları döküyorsun. Dur bakalım onları. Böyle şimdi aldın mı? Karbonat, kabartma tozu, bunu da koy şimdi ve vanilya. Şimdi ben bunu karıştırayım. Şimdi bütün malzemeleri böyle karıştırdım. Koy sen. Koy. Bir ortaya doğru koy, şuralara. Tamam, koy. Yani elim umlandı, senin umlandı mı? Benim elim hamur oldu. Benim belde hamur. Koy. Ben elimi işte böyle bakayım. Bitti. Başka kurma olur mu? Hmm. Ama hala var. Burada değil. Şu anda gayet elim nesil oldu. Güzel oldu. Yine elimi yıkayacağız. Elimizi yıkayacağız mı anne? Şimdi tepsiye dizebiliriz. Benim elim şey olsun. Senin elini de yıkarız. Aa. Yıkayalım mı şimdi? Biraz bekle.
İşte 5 yaşında. Tamam. Bunu şöyle koyabilir miyim anne? Bakalım sığacak mı? Sığdı. Bunu? Onu bu şeye koy. Buraya sığar mı acaba? Evet. Onu şöyle benim gibi koy. Öyle mi koyalım? Evet. Tamam. Bak oldu. Biraz şöyle kaydıralım. Tamam, şimdi yumurta söyleyeyim. Şimdi yumurtadan söyleyeceğim. Böyle çatalla da geziyorum. Sen sür. Tamam. Aa, gitti. Tamam olsun. Tamam. Bitti mi? Ver. Ne güzel yaptım. Anne elimi yakacağım. Şimdi yumurtalarını da sürdük. 180 derecede pişireceğim. Şerbetini şimdi dökmeyi düşünmüyorum. Sabah dökerim. Bu şekerpare ile ilgili aslında bir dakika. Kızım çağırmıştı. Bu şekerpare ile ilgili benim hiç iyi bir anım yok aslında. Yani benim açımdan öyle. İşte eşim ailesiyle ilk tanışmaya geldiklerinde herhalde böyle hatırlıyorum. Evet. Çünkü daha sonra da sözlenişen bir arada olmuştu. Geldiklerinde ben yine şekerpare yaptım. İlk kez yapmıştım o zaman. Ve şerbetini hiç çekmemişti. Hiç güzel olmamıştı. Hiç beğenmemiştim. Yine de yemişlerdi tabii ki. O yüzden bir daha hiç denemedim. Ha bir de evlendikten sonra arkadaşım gelmişti. O zaman da yaptım. Yine şerbetini çekmedi ve çok kötü olmuştu. Bir hafta durdu. Bir hafta sonra ancak böyle şerbetini çekti. O zaman kıvama geldi. İnşallah şimdi güzel olur. Şekerparem pişti. Çok güzel gözüküyor. Şimdi bir tane yemek istiyorum. Zaten şerbetini de çekmiş biraz. Bakalım. Tüm de tam değil ama bu haliyle bile güzel. Akşam biraz elimde şerbet vardı diye onu dökmüştüm ve çekmiş. Hatta kupkuru olmuş. Şimdi 2 bardak şekerden tekrar şerbet yaptım. Yani toplamda yapsaydım yeniden işte 4 bardağı 5,5 bardak, yani 1,5 bardak ölçüyü ben fazla koyuyorum. Ya da 5 bardağa 6,5 bardak su. Şerbetin sıcaklığı çıktı. Bu şekilde koyuyorum. Birazcık bekledim. Gerçekten çok güzel oldu. Çok beğendim. Evet, yoğurduğum ekmek hamuru mayaya geldi. Biz böyle yumuşak hamur yoğuruyoruz. Mayaya dinlendirince güzelce çok güzel yumuşacık ekmek oluyor. Ekmeğim pişti. Çok güzel. Hatta şimdi biraz üstünü ıslatacağım. Örteceğim sonra. Kendisi çekiyor çünkü bu suyu. Tamam. Ne güzel cas ediyor böyle.
eşimin bugün Bim'den ve pazardan aldığı yaptığı alışveriş toplamda 750 TL tutmuş. Ben de paylaşmak istedim. Neler aldığını. Şöyle iki paket Mehmet Efendi kahve aldı. Şöyle çubuk makarna. 3 tane. Şehriye. 3 paket. Mısır nişastası, 2 paket pudra şekeri aldı, şöyle 1 paket nohut. Nohut ne kadar olmuş merak ettim, bulabilirsem 1 kilosu 25 lira. Pirinci merak ettim ne kadarmış, pirinç bulamadım. Ha, yok. Pirinç. Nohut makarna. Pirinç nerede? Ha, şurada. Evet. 35 liraymış. Şöyle 2,5 kilosu. Ne kadar da 35 lira. Şekerli vanili. Şöyle maya almış. Artık yaş mayayı kullanmıyorum. Çünkü yani sürekli fazla bir şey yapmamaya çalıştığım için bunlar daha iyi oluyor. Bunlar daha uzun ömürlü olduğu için. Şöyle 30'lu yumurta almış. Tavuk göğsü aldı. Bir de but aldı. Ben bunu daha çok seviyorum. Peki. Öbürlerini pek değil. Bir de şöyle bütün tavuk aldı. Nasıl bir tavuk? Şöyle üçlü yine lavabo açıcı aldırdım. Özellikle. Şu Asperox'un mavi küçüğü görümcem kullandı. Çok memnundu. Ben hiç gördüğümde hani kullanayım diye düşünmüyordum ama o söyledikten sonra bir deneyeceğim. Hatta duş kabini temizlemedim. Özellikle aldırdım. Bakalım. Yani görümcem söyledikten sonra hiç ellemedim duş kabini. Dedim bunu bir deneyeceğim, alayım. Eşim gitmişken bir de bunu da aldı. Bunu zaten kullanıyorum ocakta. İşte bir de bir çuval patates almış. Toplamda 490 lira tuttu. Bir de pazardan işte muz aldı. Burada mandalina var. Portakal aldı. Kıvırcık aldı. Bir de bugün salıydı. Salı pazarında Toki'de. Çok güzel turşusu olan bir kişi geliyor. Turşusu gerçekten çok lezzetli. Ne tuzlu ne tuzsuz. Tam yenecek kıvamda. Dilimlenmiş biber turşusu aldı. Pancar turşusu aldı. Bir de salatalık. Salatalığı bidona koydum. Kavanozlarım yoktu. Onları yarın ayarlayacağım. Bu yüzden şimdilik böyle koyacağım dolaba. Toplamda 750 TL'lik alışveriş.